İzlenecek Netflix filmleri arıyorsanız bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz. Listen to my voice. Am I lying? New Orleans sokaklarında gizemli bir hap ile ilgili söylentiler yayılır. Hapı kullananlarda birbirinden farklı süper güçler ortaya çıkmaktadır. Ancak kimse hapı kullanana kadar neler olacağını bilemez. Hapı kullananlardan bazıları görünmezlik, özel bir cilde sahip olmak gibi güçler elde ederken bazılarında da ölümcül reaksiyonlar ortaya çıkar. Hapın şehirde yayılması, bölgenin suç oranında ciddi bir artışa neden olunca yerel bir polis harekete geçer. Hapın yaratılmasından sorumlu olanların peşine düşen polis, bu süreçte genç bir satıcı ve intikam arzusu içinde olan eski bir askerle birlik olur. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. 1941 yapımı Citizen Kane, filminin senaristlerinden olan Herman Mankiewicz'in hayat hikayesini konu ediyor. Herman Mankiewicz'i Gary Oldman'ın canlandıracağı biyografik yapımın yönetmen koltuğunda David Fincher yer alıyor. Mank, David Fincher'in babasının ölmeden önce yazdığı senaryoya dayanıyor. Do come in, but this rate you will never finish. You said 90 days. Well, said 60. I'm doing the best I can. I've put up with your suicidal drinking, your compulsive gambling, your silly platonic affairs. You owe me, Herman. Onlar olmasa ailemiz ne müthiş olurdu bir düşünsenize. İki sinsi yetişkinden nasıl kurtulacaksın ya? Kolay. Hayır, orası değil. Şurası. İşte. The Willocks, aileleri tarafından terk edilen dört çocuğun yaşadıklarını konu ediyor. Dört Willow, ebeveynleri tarafından terk edilince, kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiğini fark eder. Sorumsuz ebeveynlerinin yokluğunda kendilerini türlü maceraların içinde bulan dört çocuk, bu süreçte aile olmanın gerçek anlamını keşfeder. Tabii tatlıyı paylaşacak birine sahip olduğunda daha keyiflidir. Sen ona ne yediriyorsun? You're hoping if you spin the chamber enough times you're gonna catch a bullet. Extraction, silah satıcıları ve kaçakçılara ait bir dünyada, uyuşturucu lordları arasında geçen savaşta piyon olan genç bir çocuğun hikayesini konu ediliyor. Kaçırılıp, dünyanın en ücra şehrine gönderilen Hintli çocuğun iş adamı olan babası, oğlunu kurtarması için bir adam kiralar. Tyler Rocky adındaki adamın dünyada kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Sorunlu bir adam olan Tyler, çocuğu kurtarmak için ölümü göze alıp tüm yeteneklerini ortaya koymak zorundadır. Are you always this brave? I'm not brave. You rescue people. Sometimes. The Devil All the Time ormanlık bir alan olan Ohio, Knoch Kempstiff birbirinden farklı birçok karaktere ev sahipliği yapmaktadır. Yozlaşmış bir peder, çarpık ilişkiye sahip bir çift, yalancı bir şerif, ailesini ve kendini şeytani güçlerden korumaya çalışan bir genç. Her karakterinin kendine özgü sorunları olan bu kasaba, baştan çıkarıcı bir atmosfer ve yozlaşmışlık arasında kalmıştır. Excuse me, preacher. You got time for a sinner? You know, I studied something. It's called delusion. I believe that is untrue.